Merhabalar, Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da mevsimi gelmişken çıtır çıtır çok lezzetli palamut tava yapacağız. Balıkların en lezzetlilerinden olan palamut oldukça yapımı kolay ve pratik. Hem yemesi çok kolay hem de nar gibi kızarmış görüntüsüyle gözlerimize hitap edecek. Dilerseniz bu eşsiz tarifimize hep birlikte geçelim. Palamut tava için malzemelerimiz: 3 adet palamut, 1 su bardağı mısır unu, yarım su bardağı un, tuz, karabiber, kızartmak için yağ. Hemen yapımına geçelim. Ben 3 adet palamut balığı kullandım. Fileto kestirdiğim palamut balıklarımı yıkadım, suyunu süzdürdüm. Şimdi palamutlarımı alıp üzerine karabiber serpeceğim. Karabiber serpmemin sebebi ise palamut balığına çok yakışıyor ve lezzetli kılıyor. Eğer siz palamut balıklarınızı yuvarlak şekilde kestirdiyseniz bir kabın içerisinde karabiberle harmanlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tek tek üzerine karabiber serpip kenarda bekleteceğim. Tam da mevsimi gelmişken palamut balığı hem çok lezzetli hem sadece orta kısmında kemik kılçık olması sebebiyle de yapımı da çok kolay, yemesi de çok lezzetli. Karabiber kullanmanızı size de tavsiye ediyorum. Gerçekten palamut balığını çok lezzetli kılıyor. Ben bu esnada tuz atmayacağım. Mısır unu ve beyaz unu ile karıştırdıktan sonra tuzumu ekleyeceğim. Siz dilerseniz bu esnada da tuzunu ayarlayabilirsiniz. Tüm balıklarım bitene kadar bu işleme devam edeceğim. Evet, palamutlarımı karabiberle harmanladıktan sonra 1 su bardağı mısır unumu bir karıştırma kabının içine alıyorum. Yine aynı şekilde yarım çay bardağı unumu ve tuzumu ekliyorum. Hepsini güzel bir şekilde karıştıracağım. Karıştırdım. Şimdi balıklarımı arkalı, önlü şekilde her yerine un gelecek şekilde bulayacağım. Bazı arkadaşlarımız sadece mısır unuyla yapıyor. Ben size beyaz unla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel çıtırlık katıyor. Nar gibi kızarmasını sağlayacak beyaz un sayesinde. Buladığım balığımı aynı bir kabın içine alıyorum. Her yerine gelmesine dikkat edelim. Siz bu esnada bir taraftan bulayıp diğer taraftan da kızartabilirsiniz. Ben size göstermek için önce hepsini bulayacağım, sonra kızartacağım. Balıklarımı hazırladım. Bu arada yağımı da tavaya koydum. Tavayı ocağıma aldım. Yağım kızdı. Şimdi kızan yağın içine balıklarımı bırakıyorum. Tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını çevireceğiz. Şimdi bu tarafı iyice kızarmasını bekleyelim. Evet, balıklarımın bir tarafı pişti. Diğer tarafını çeviriyorum. Nar gibi de kızardı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarıyor. Un ölçüsüne dikkat ederseniz bu görüntüyü yakalayabilirsiniz. Benim verdiğim ölçü tamdı. Bu ölçüye uymanızı tavsiye ederim.
Daha öncesinde kanalımda hamsi tava da yaptım. Güzel geri dönüşler de sağladım. Sizler de kanalıma abone olarak bunun gibi birçok tarife ulaşabilirsiniz. Balıklarım kızardı. Kızaran balıklarımı servis tabağına alıyorum. Benim balıklarım hazır. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızarttım. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık oldu. Palamut çok lezzetli ve doyurucu bir balık. Özellikle bu şekilde kızartıldığında da çok ayrı bir lezzet alıyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben yanında salatayla servis ettim. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Afiyetle kalın, hoşça kalın.